Hayırlı günler dostlar. Gerek Suriye, gerek Ukrayna, Rusya, gerekse de dünyanın birçok noktasından yeni gelişmelerle karşınızdayız. Bu sefer öncelikle Suriye ile değil Ukrayna Rusya olaylarıyla başlayalım. Ukrayna Rusya savaşının başından beri sürekli Rusların savaşta kendi askerlerinden ziyade Çeçen ve etnik Türk kökenli askerleri cepheye sürdüğüne şahit olduk. Yeni görüntüler Çeçenistan Devlet Başkanı Putin kuklası Ramzan Kadirov tarafından yayınlanıyor. Çeçen birliklerin Ukrayna işgaline yeni takviyelerle destek gönderdiğini görmekteyiz. Kadirov resmi hesabı üzerinden 3 dilde mesaj yayınlayarak şu açıklamayı yapıyor bugün gelenek, din ve aile değerlerine sahip insanlarımızın satanizm ve taraftarlarına karşı mücadelesiyle karşı karşıyayız. Dünyanın her yerinde birçok ülke ve bir insanın bu çatışmada Rusya Federasyonu'nun konumunu kitlesel olarak desteklediğini görmek hoş açıklamasını yapıyor. Birinde gibi tam anlamıyla Putin kuklası Çeçenya Devlet Başkanı'ndan bahsediyoruz. Geçen haftalarda Özbekistan'dan Çeçenya Devlet Başkanı'na hediyeler gittiğini de hatırlatalım. Bunun dışındaki haberimizi aktarıyoruz dostlar. Rusya'nın stratejik uçağı Tupolev Tu-22M3'ün İrkuts Oblast'ından Belaya hava üstünde tatbikat için kalktığı duyuruldu. Uzun menzilli gemi füzelerinin de takılı olduğu notu düşünmüş. Ukrayna'da daha öncesinde bir hedefe çift adet AS-4 fırlatmıştı. Bunun görüntüleri de yayınlanmıştı. Bunun dışında dostlar Çin ordusunun geçen günlerde Hindistan sınırı yakınında tatbikat yaptığını söylemiştik. Yeni görüntüler yayınlanıyor. Bu sefer elimizde video var. İlk defa FAW şasisi üzerine arttırılmış hedef angaçman aralığına sahip yükseltilmiş kendinden tarihli hc tank savarların bu tatbikatta gösterildiği duyuruldu. Yeni kendinden tarihli tank savar sistemlerinin PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu Savaş Komutanı'nın Batı bölgesinin Tibet askeri birimiyle hizmete girdiğini de hatırlatmışlar. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda fiyatlarını küresel olarak etkilemesi Amerika'da da enflasyonun artmasına neden oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukraynalı askerlerin Luhansk bölgesine bağlı Lisichansk şehrinde devreye gezdiği görüldü. Askerler ve gönüllüler tarafından savaş mağduru sivillere yardım paketleri dağıtılırken sıcak bölgedeki bazı kent sakinleri ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Cezayir tarafından Rusya'dan satın alınan radarın rezonans menzili, İskender füzesinin menzili, Krasiko 4 elektronik harp sisteminin menzili ve S-300 PM2 füzelerinin maksimum menziline yönelik çalışma yapılmış. Suriye'ye gidiyoruz dostlar. Suriye Ulusal Ordusu, Suriye Milli Ordusu, eski ismiyle de Özgür Suriye Ordusu, askeri konseylere Mümmiç ve Ter Rıfat'ı özgürleştirme görevini verdiğini duyurdu. Bakalım artık operasyon başlayacak mı? Dediğimiz gibi başlayacak demiyoruz. Sadece haberleri aktarıyoruz. Çünkü kaç kere başlayacak dedik başlamadı. Bunun dışında iki rejim askerinin yaralandığı haberi paylaşılıyor. Haber şu şekilde. Türk Kara Kuvvetleri Münbiç Kırsanı bombalatı başlığı atılmış. Ordumuz tarafından PKK'ya desteğe gelen Esad teröristleri Münbiç'te de vurulmaya devam ediliyor. Esad 500 asker ve ağır silahlarla Halep'e büyük askeri takviye yapıyor. Talrifat bölgesinden ve Mümbiç'ten bahsedilmiş. Burada dostlar hem Talrifat'a hem de Halep'in doğusundaki Mümbiç kırsalında rejim kontrolündeki bölgelere askeri sevkiyat yapıldığına dair Suriye insan hakları gözlem evinde haber paylaşılmış. Yazanı hızlıca okuyorum. Halebili, Suriye İnsan Hakları rejim güçlerinin Halep'in doğusundaki Münbiç kırsalına takviye getirdiğini bildiriyor. Takviyeler, tanklar, ağır silahlar ve yaklaşık 500 askerden oluşuyor. PKK ile rejimin işgal altındaki bölgelerin hemen bitişinde Haymer el Ceş köyünün yakınına rejimin konuşlandığı duyurulmuş. Daha öncesinde bu bölge 6 gün önce 3 Haziran'da da Rus güçleri takviye yapmıştı. Rus güçlerinin Halep'in kuzeydoğusunda Membiç kırsalında El Seyidi olarak bilinen askeri üste takviye yaptığı da hatırlatılmış. Bu Rus ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç günlüğüne tırmanışın ışığında gelirken bu durum Türk tarafının ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede Türk operasyonu başlatmasıyla ilgili açıklamasıyla aynı zamana denk geldi cümlesi kullanılıyor. Yine Esad rejiminin geçen günlerde bir askeri yaralanmıştı. Yaralarından etkilendi başlığı atılmış. Suriye çölünde petrol sahası yakınında mayın patlaması sonucunda Esad rejim subayının öldüğü duyuruldu. Ulusal savunmayla iş birliği içerisinde başlığı atılmış. Yani Esad rejimi tabii ki sözlü ulusal savunma. Esad rejimiyle Afganistan'dan gelen Şii militanlar ki İran adına savaştıklarını hatırlatalım. Patiminyum milisinin El Rakka'da Cabel bölgesi yakınında tünel kazmaya başladığı duyuruldu. Bilindiği gibi Rakka'nın kuzey aynı İsa oluyor. Aynı İsa'da sık sık vurduğumuz noktalardan bir tanesi. Teröristlerin yoğunlaştığı noktalardan bir tanesi. Burada Afganistan'dan gelen teröristlerle gerek Esad gerek PKK gerekse de Amerika arasındaki işbirliği dikkat çekiyor. Geçen günlerde Özbekistan'da büyük şeker kuyruklarını yayınlamıştık. Bugün itibariyle 9 Haziran tarihinde saat 11'de paylaşılan haberde Özbekistan'da büyük şeker kuyruklarının tekrardan gözlendiğini görmekteyiz. Panik yapmak için neden yok Özbekistan'da şeker sıkıntısı olmayacak açıklaması yapılsa da şekere çok büyük zam geldi ve şeker üretim açmenin Geçen yıla göre %22 artmasına rağmen bulunmasının zor olduğu, bu bağlamda Özbekistan'ın şeker ithal etmesini beklendiği yönünde de görüntüler paylaşılıyor. Özbekistan iki bölgede iki yeni hidroelektrik santrali kuracağını da duyurmuş durumda. Bunu da hatırlatalım dostlar. Bunun dışında Ukrayna Rusya savaşı bağlamında son durum haritasını görmektesiniz. Gece saatlerinde doğu bölgesinde hemen hemen her yer vurulmuş durumda. Arkov'da şiddetli patlamalardan bahsediyor. Burada siren çalan yerleri görmektesiniz. Neredeyse tüm bölgeler vurulmuş durumda. Her yerde siren çalıyor. Siren çalmayan yer neredeyse yok diyebiliriz. Sadece şurada Politiva Oblastı hariç siren çalmayan yer yok. Rus birliklerinin çok sayıda artık saldırı haberi paylaşılıyor. Biz de her gün bu haberleri aktarmaktan inanın ki bıktık. Sürekli Rusya'nın vurduğu haberleri bu bölgede aktarılıyor. Dolayısıyla tekrar etmeyeceğiz. Sadece son durum haberini aktarmış olduk. Rus ordusunun Sumi bölgesinde de Ukrayna sınır muhafızları binasını bombaladığına yönelik bir görüntüyü görmektesiniz. Bu şekilde bir iddiada bulunulmuş. Youtube'da videosu da paylaşılmış. Diğer gelişmeler zaten 20 saat öncesine ait. Çanakkale Boğazı'na gidiyoruz dostlar. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı geminin köylerle çekilerek demir bölgesine götürüldüğü duyuruldu. Buradan görüntü görmektesiniz. İstanbul'dan İzmir'e giden 130 metre uzunluğunda 6167 gross tonluk Türk bayraklı Işık 2 gemisinin Çanakkale Boğazı geçişe sırasında makine arızası yaptığı duyuruldu. Sürüklenmeye başlayan geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 14 Ömür Körü'nün bölgeye sevk edildiği duyuruldu. Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler arıza hakkında bilgilendiriliyor demir e, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Bölgesine götürüldü. Evet dostlar bu haber de bu şekilde aktarılmış. Son haber İzmir'de Efes 22 tatbikatı Türk savunma sanayisi için vitrin olacak açıklaması yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir teknoloji seviyesi performans olarak ürünlerimizi gerçekten artık dünyada birçok ürüne boy ölçüşebilecek hatta daha iyi performanslar gösterecek duruma getirdi açıklamasını yapıyor. Bu açıdan FS22 bunun bir vitrini olacak. Katılan heyetlerin sayısına ve içeriğine bakıldığında tatbikat ve savunma sanayisi ürünlerinin çok geniş bir katılımla burada sergilendiğini görmekteyiz. Bu da dünyada artık Türk savunma sanayisi ürünleri konusunda dikkat çekilmeye başlandığını gösteriyor açıklamasını yapıyor. Hoşçakalın.